faziletli demek hem de işe yaramaz demek, fuzuli demek yani. İki anlamı var. Baki nedir? Yani kalıcı demek. Ama aynı zamanda bakiye anlamında yani artık anlamına da geliyor. Divan edebiyatındaki mahlası andıran bir anlamı var Ütopya'nın. Yani hem mükemmel bir yer anlamına da geliyor, hem olmayan bir yer anlamına da geliyor. Peki bunlar niçin böyle bir kavram kullanılıyor? Şimdi felsefeciler her zaman sıkıntılarla karşı karşıya. Yani bir fikir ileri sürdüğü zaman, bir ideal devlet ileri sürdüğü zaman acaba bu devleti yıkmaya mı çalışıyor? Düzeni sarsılacak insanlar buna tepki gösterirler diye. Onlar da ya işte ben uyduruyorum anlamında işte o ütopya yani uçuk kaçık bir şey yani böyle bir şey yok yani tamamen hayal ürünü bir şey diyorlar. Ama esasında bunlar iyice incelendiği zaman böyle değil yani. Şimdi onları göreceğiz. Özellikle mesela Thomas More'un ütopyası döneminin İngiltere'sinin eleştiriler barındırıyor ve sonra hayatıyla bunu ödüyor yani böyle bir durumu da söz konusu. Ütopya'nın kavramı karşısında bir de 20. yüzyılda anti-ütopya, distopya ya da Türkçeleşmiş bir ifadeyle karşı ütopya, ters ütopya yani nihayetinde distopyalar da ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla iki gruba ayırıyoruz ütopyaları. Birisi düz ütopyalar, bir de karşı ütopyalar yani distopyalar. Düz ütopya dediğimiz genelde iyi bir gelecek, ideal bir geleceği tasvir eder. Karşı ütopya ya da distopya ya da ters ütopya dediğimiz şey ise kötü geleceği ifade eder. İşte gelecekte insanlar işte şöyle olacak, böyle olacak, ölecek, parçalar, kıyamet kopacak falan gibi yaklaşımları ileri sürerler arkadaşlar. Birbirine karşıt olan bu iki ütopya dışında ayrıca ikili ütopya adı verilen başka ütopya tarzları da var. İkili ütopyalar olumsuz toplum düzenlerine karşı uyarılar içerip ideal düzen anlayışına önemseyerek önümüze gelir. İşte bu ütopya türü, başka bir ütopya türü de çağrıcı gelenek ütopyaları. Bunlar genelde din çerçeveli bir takım ütopyalardır. İnsanı barışçıl bir geleceğe götürmek isteyen, vicdana ve Tanrı'ya çağrıda bulunan siyasi dini bir öğreti olmaktan ziyade ahlaki dini bir öğreti. Daha çok ahlaki dini bir gelecek tasvir eden. Yani mesela işte şeyin Marsilius'un barışın savunusu buna örnek olarak verilebilir. Aziz Agustinus'un Tanrı Devleti ya da Farabi'nin El Medinetül Fazılası buna örnek olarak verilebilir. Yine ütopya olarak ileri sürülen yüzlerce eser, roman, hikaye, kısa şiir, hatta şey yazı veya şiirler bile var. Tabii burada saydığımız dört grubun dışında başka ütopya çeşitleri veya tasnifleri de söz konusu. Mesela siyasi, tarihi ve felsefi, antropolojik ütopyalar olmak üzere üç gruba da ayırabiliriz ütopyaları. Soyut ve somut olmak üzere iki gruba da ayırabiliriz başka bir açıdan. Yine yazım tarzlarına göre sanatsal edebi, felsefi, bilimsel, ideolojik ve mitolojik dini olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. İçeriğe göre oluşum, işleyiş açısından bilimsel, teknolojik, ekonomik, siyasi ve dini olmak üzere dört gruba ayırabiliriz. İdeallik açısından eşitlikçi, hiyerarşik, ortaklaşacı, kapitalist, totaliter, anarşik, erkek, egemen, feminist ve benzeri gibi çok sayıda gruplara ayırabiliriz. Yani ütopyalar çok çeşitli şekillerde tasnif edilmiştir arkadaşlar. Bunların böyle bir sürü farklı boyutlar var. Terim olarak ütopya bir yere veya bir mekana ya da sisteme işaret ediyor. Geniş anlamda ise her türlü gelecek kurgusunu ifade ediyor. Bu noktada bir yeri ve mekanı kurgulayan ütopyaların bir şehre mi yoksa bir devlete mi işaret ettiği bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Mesela şeyin El Medinetül Fazıla. Farabi'nin. Medine şehir demek. Ama bu şehri ifade etmiyor. Devleti kastediyor tabii orada. Mesela şeyin devlet eseri, Platon'un devlet eseri de bir ya ideal devlet tasarımıdır. Şeyin de bir, yani bazen şehir olarak geçiyor, bazen devlet olarak geçiyor. Bu bir sorun. Tabii bir kısmında sadece şehre veya devlete, bir kısmında ise her ikisinde de işaret eden ifadeler bulunabiliyor. Şehre vurgu olsa da eserlerin yazılış dönemlerine bakıldığında devleti de bünyelerine aldıklarını söyleyebiliriz. Yani buna şehir üzerinden gidebilir. Nova Atlantis'ler mesela, Yeni Atlantis ama aslında bir devlete de işaret edebiliyor. Şehri veya devleti ele alanlar en genel manada da hangi açılardan ele alıyorlar? Ya fiziksel açıdan ya sosyal ve siyasi olmak üzere toplamda üç açıdan ele alıyorlar.
Tabii bazıları bir yönden, bazıları birkaç yönden ele alıyor. Bu nedenle ütopyalar veya projelerde ya işte şehir veya devlet sadece fiziksel, bu bazen sosyal yönü de içerebilir. Bazılarında fiziksel, sosyal ve siyasi üçü olabilir. Bazılarında ise sosyal ve siyasi ve hatta sadece siyasi açıdan devleti ya da şehri ele alanlar var. Ancak sosyal ve siyasi kavramların içeriğinin felsefe başta olmak üzere ne sosyolojidir, siyaset bilimidir, mimarlık, şehircilik, iktisat, ilahiyat, bilim kurgu ve hatta fen bilimleri alanıyla ilgili olduğu unutulmamalı. Yani burada siyasi dediğimizde çok boyutlu bir şey. Yani ekonomiden tutalım da mimariye kadar şehri farklı açılardan ele alıyor. Şehri fiziksel ve buna bağlı olarak zorunlu bir şekilde de olsa sosyal açıdan ele alan ütopyalara ütopya denilebileceği gibi şehir veya kent tasarımları da diyebiliriz. Bunlar daha çok şehrin fiziksel şeyi üzerinde durmuşlar arkadaşlar. Yani fiziksel yapısı üzerine durmuşlar ama şehrin fiziksel yapısı demek aynı zamanda şehrin sosyal yapısı da demektir. Göz ardı edilmeyen bir şeydir. Şimdi kentin sosyal yönünü önemsemekle birlikte esas itibariyle fiziksel yönüne yoğunlaşan bu eserler işte daha çok filozoflar tarafından ileri sürüldüğünü söylemek biraz güç. Yani filozoflardan daha ziyade böyle şehir tasarımcılarının ileri sürdüğü bir takım şeyler oluyor bunlar, ütopyalar. Daha ziyade mimari tasarım olarak karşımıza çıkıyor. İşte hayal gücünü gerçekten ciddi anlamda zorlayan bir sürü bu kent tasarımlarını bulabiliriz. Yani birkaç tanesini söyleyelim. Mesela Maimont'un işte Tokyo Körfezi için tasarladığı yüzer kent. Ondan sonra Monaco için yüzer kent. Bunlar artık isimlerini söyleyeyim birkaç tanesine. Mesela diyelim ki bir uzay kenti için eskizler vesaire. Burada bir sürü isim var arkadaşlar. Mesela hareketli kent. Yani bunlar bir kent tasarımı. Böyle uçuk kaçık kent projeleri. Ama bunların bir kısmı da gerçekleşti arkadaşlar yani. Yine bunları uzatabiliriz. Fazla ayrıntılarına girmeye gerek yok. Şehri veya devleti sosyal, siyasi ve fiziksel olmak üzere üç açıdan da ele alan ütopyalar ise daha ziyade bizim felsefe tarihinde karşılaşmış olduğumuz ütopyalardır arkadaşlar. Bunların içerisinde düz ütopya, karşı ütopya veya ikili ütopya çeşitlerinden örnekleri bulmak mümkün. Neredeyse bu üç tür ütopya çeşidi çok az bir kısmı hariç şehri üç açıdan da ele alır, betimler. Mesela işte meşhur olanı Tommaso Campanella'nın işte Güneş Ülkesi bunlardan bir tanesidir. İşte burada biraz açıklama yaptım yani bu Güneş Ülkesi'nin içeriği nedir? Orada siyasi, sosyal ve fiziki unsurlar olduğunu görebiliyoruz. Mesela Gilman'ın işte Hörland dediğimiz bir ütopyası var. Bu da üç açıdan ele alıyor. Bunları anlattık. Mesela bir tane bu Hörland nedir mesela? Kadın toprağı anlamına gelen ve feminist bir ütopya olan Hörland'ın işte savaşlarla azalan erkek nüfusu nedeniyle kadınların sistemi kontrol altına alması, sistemi kontrol altına alıyor kadınlar ve kurallarını oluşturması şeklinde siyasi unsurlar barındırıyor. Sosyal unsur olarak üremenin yapay doğumlarla olması, herkesin anne konumunda bulunması, sınıfların annelik üzerine inşa edilmesi, varlık yokluk sorununun bulunmaması ve herkesin gözetim altında tutulmasını saymak mümkün. Bu hangi açıdan? Sosyal unsur açısından. Hörland'ın denize bir boğazla açılmış ve etrafının dağlarla çevrili olması, şehir merkezinde dev ama gösterişsiz binaların kenar ve çevrede ise geniş banyoların yer almasıyla ise fiziksel unsurları barındırdığı görülüyor. Yani üç tane unsuru da görüyoruz. Diğerlerinde de aynı şekilde söz konusu. Mesela işte Campanella'nın kimde olsun, Thomas More'un Ütopyası'nda olsun bu üç özelliği bulmak mümkün. Şehrin ya da devletin sosyal, siyasi ve fiziksel yönleriyle ele alındığı ütopyalara ayrıca mesela Platon'un Devlet ve Yasaları, More'un Ütopyası, Bacon'un Yeni Atlantis'i, Harrington'un mesela Okyanus Ülkesi vesaire vesaire sayılabilir. Karşı ütopyalarda da yani sadece düz ütopyalarda bu üç açıdan ele almıyor. Karşı ütopyalarda da benzer durum söz konusu. Devleti ya da işte şehri üç açıdan ele alabiliyor. Mesela Forster'ın Machine Stops, yani Makine Duruyor adlı eseri de distopyadır. Ondan sonra Ivanoviç Zamyatin'in Biz, We adlı eseri yine bu niteliktedir. İsterseniz burada bir örnek verelim, buradan bir okuyalım. Eserinde bilimsel ve ideolojik araçlarla yönetimin baskıcı ve denetimci bir yapıya kayma tehlikesini haber vermektedir. Eserde tek devletin başında
veli nimetin bulunması ve devletin yurttaşların hayatlarını programlaması gibi siyasi unsurlar içeriyor. Bunlara ilave olarak insanların adeta robotlaşması, hayatlarının tamamen programlanmış olması, sosyal yaşamın tek devletin baskısı altında olması gibi sosyal unsurlar da yer alıyor. Ayrıca kentlerin dev fanuslarla doğadan yalıtılmış olması, cam binaların, cam yolların olması, şehrin düz bir alanda kurulmuş olması, metal grisi yapılarla dolu olması gibi fiziksel unsurlar da içeriyor. Bu distopya, yani kötü bir geleceği anlatan, ütopya'da üç unsuru gösteren bir örnek. Bu Zamyatin'i tavsiye ederim, Zamyatin'in biz adresini. Bununla beraber yine aynı nitelikte işte nedir? Wells'ın işte Tanrı gibi insanları. Ondan sonra George Orwell'ı biliyorsunuz 1984 adlı şeyini bildiğim. Bu bir distopyadır arkadaşlar. Vesaire işte. Adam Şener'i de var bizim ülkemizden. Osmos Kronos adlı eseri de sayılabilir. İkili ütopyalardan söz konusu ettiğimiz üç unsuru barındıranlar da bulunmaktadır. Buralara hızlı geçiyorum. Le Guin'in Mülksüzler adlı eseri bu çerçevede değerlendirebilir. Peirce'nin Zamanın Kıyısındaki Kadın eseri yine bu üç unsuru barındıran farklı bir tür ütopya tarzı olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar ikili ütopya dediğimiz. Şehri ya da devleti fiziksel yönünden ziyade siyasi ve sosyal açıdan ele alan ütopyalar ise daha çok çağrıcı gelenek ütopyaları olarak karşımıza çıkıyor. Yani dini ahlaki ütopyalarda şehir daha çok siyasi ve sosyal açıdan ele alınıyor. Fiziksel açıdan neden ele alınmıyor? Çünkü yani olayın dini ve ahlaki boyutu olduğu için mekan çok önemli değil. Önemli olan sosyal yapı ve siyasi yapıdır. Belki bu açıdan olabilir. Mesela Aziz Agustinus'un Tanrı Devleti böyle bir eserdir. Yani Hristiyan İsa Mesih'in hakim olacağı, gelecekte geleceği İsa'nın krallığıdır arkadaşlar. Bu zaten Hristiyan eskatolojisinin de en önemli gelecek kurgularından bir tanesidir. Mesela İslam dünyasında ise mesela Farabi'nin El Medinetül Fazla, Erdemli Şehri, peygamberin biz bildiğimiz Medine'yi yönetmesi üzerinden kurgulanmış ama aynı zamanda Platon'un devlet eseriyle de birleştirilerek oluşturulmuş enteresan, çok mükemmel dünya tarihine damgasını vurmuş bir eserdir arkadaşlar. Sosyal ve siyasi unsurları barındıran bu ütopyalara bu iki örneğe ilave olarak bazı Türk ve Türkçü ütopyalar da eklenebilir. İşte ikinci meşrutiyetten günümüze doğru bir şeyle baktığımızda Tevfik Fikret'in Ömrü Muhayyel ve Yeşil Yurt şiirleri, Hüseyin Cahit Yalçın'ın Hayatı Muhayyeli, Yusuf Akçura'nın Üç Tarzı Siyaseti vesaire. Böyle işte Ziya Gökalp'in Kızıl Elması, Halide Edip'in Yeni Turan'ı vesaire devam ediyor. İşte görüyorsunuz bir sürü Türkçü ütopyalar var arkadaşlar. Ama bunlar daha çok hangi niteliktedir? Siyasi ve sosyal içeriklidir. Fiziki içerik bulunmuyor. Arkadaşlar tabii ki ütopyalar böyle biz sayıyoruz ama ütopyaları herkes sevmemiş. Ütopyaları eleştirenler de var. Yani eleştiriler olmuş. Eleştirenler ütopyaların kurguladığı ideal devlet tasarımlarının siyaset biliminin yöntem ve metotlarına ters düşmeleri. İkinci olarak gerçek dışı ve yanlış bir insan doğasına sahip olmaları. Üçüncü olarak da ütopyaların mükemmeliyetçi kurgularının insan kapasitesini aşması ve bu nedenle uygulamada şiddet ve baskıyı gerektirecekleri gibi sebeplerle karşı çıkmış. Yani esasında ayakları yere basmayan tasarımlar olduğu söyleniyor. Bu açıdan eleştiriliyor. Ama tabii ki bu eleştirilere cevap da verilebilir. Şimdi bir defa evvela ütopyayı şehir ve devletle ilgili ütopyaları hapsetmemek gerekiyor ve bunların dışında geleceğe dair sistemli kurguları da içerecek şekilde değerlendirilmek lazım. Felsefi alanın içerisinde rahatlıkla yer bulan, savunucuların en önemlilerinde filozoflar olduğunu düşündüğümüz ütopyaları bizim anlamamız lazım. Mantığını çözmemiz lazım. Yani nedir bunlar, niye yazılmış yani? Bir fikirsel iddia boyutuyla bunları görmek lazım. En azından siyaset, toplum, devlet, hukuk felsefeleri ve bilim kurgu boyutuyla bilime ön ayak olan teoriler bağlamında ileri sürülmüş sistematik iddialar olarak değerlendirmek lazım. Ütopya tabiatı gereği uçtur arkadaşlar. Doğal olarak uçtur yani ütopya. Yani bir komedinin komedi olmadığını düşünsenize. Yani komedi komedidir. Komedi abartıdır. Komedi marjinaldir. Komedi değişiktir. İşte Recep İvedik yani diyorlar ki işte ya çok uçuk kaçıyor. Ya zaten öyledir yani. Komedi öyle bir şeydir yani.
yapısı gereği öyle. Ütopya da öyledir yani. Uçtur, uçta olmaktır. Bunun için ütopya gerçek manasıyla yok. Sadece ütopya olduğu sanılan şeyler var arkadaşlar. Yani bunlar bizi teşvik eder, geleceğe dönük fikirler, yeni fikirler ileri sürmemize imkan tanır. Bu ütopyalar bir gün gerçekleşecektir arkadaşlar. Hatta bu ütopyaların bir kısmını bugün okuduğunuzda dersiniz ki ya bu mu ütopya? Bu saçma sapan bir şey. Yani saçma derken yani bu ütopya değil, bizim günümüzde bundan çok çok güzel ütopya şeyler var, devletler var. Yani nasıl bunu ütopya olarak sunmuş? Ama kendi dönemi içerisinde değerlendirdiğimizde çok ileri görüşlü fikirler bunlar. Bu açıdan değerlendirmemiz lazım. Yani bugün Thomas More'un ütopyasını okuduğunuzda Allah Allah bu mu ütopya ya, ne alakası var dersiniz. Bu çok basit bir şey yani, hatta demode bir şey, köy gibi bir şey yani bu. Ama o kendi dönemi için çok başarılıydı. Çok, hatta gerçekleşemeyecek derecede uç bir anlayış olarak görülüyor. Ütopyalardaki öneriler gerçekleşmiş ve hatta eskimiştir bir kısmı. Bir zamanların ütopyaları bugün bizim için istemeyen bir şehir haline bile gelmiş olabilir. Ürkütücü toplumsal hayatla ilgili tablo gerçekleşmeye başlamıştır. Mesela işte bu şu an yaşadığımız bu pandemi ortamıyla ilgili bir takım şeyler zaten söylenmiş yani bazı eserlerde, gelecekte şöyle şöyle olacaktır diye. Zaten bak şu anda görüyorsunuz yani artık o ütopya olmaktan çıktı. Bir zamanlar izlediğimiz o bilim kurgu filmlerinin bir kısmı ne oldu? Şu anda gerçekleşti arkadaşlar. Siyasi açıdan da klasik ütopyaların bize vaat ettikleri artık bizim için bir cennet formunda değildir arkadaşlar. Mesela Platon'un, Farabi'nin oradaki filozof kralları bugün kıyasladığımızda bizim için çok da cazip değillerdir arkadaşlar. Yani burada kastettiğimiz şey nedir arkadaşlar? Buradaki temel vurgu noktamız ütopyalar kendi dönemleri için geleceği, yani uzak geleceği, yani gerçekleşmesi mümkün değilmiş kadar mükemmel fikirlerdi. Ama süreç içerisinde bu tip sıkıntılar, yani bunlar gerçekleşti ve bu gerçekleştikten sonra demode bile oldu. Onun için ütopyaları, ya bunlar gerçekleşemez diye düşünmeyelim. Yani bugün ileri sürülecek ütopyaları, bunları ileride gerçekleşir, hatta bayatlar yani. Onun için çok uzun vadeli, uçuk kaçıkmış gibi olan fikirleri de felsefede yer vermemiz gerekiyor. Hocam sözünüzü ortaya kesiyorum. Atılan yöneti... Kusura bakmayın. Hocam internetinizde biraz sıkıntı var herhalde. Arada donuyorsunuz ve sesiniz çok kısılıyor. Öyle mi? Şu an nasıl? Hemen şeye bağlanayım ben. Hocam şu an iyisiniz ama arada bir donma oluyor. Doğrudur, ben görüyorum zaten şeyden. Ama istiyorsanız ben cep telefonuna bağlanıp oradan devam edeyim. Hocam şu anlık bir sıkıntı görünmüyor. Tam olduğunda tamam. Ben size söylerim. Tamam. Öyleyse madem bu kadar anlattık, niye anlattık bunları? Öyleyse imkansızlık, olamazlık, gerçekleşemezlik anlamında ütopya yok. Onlar bir açıdan gerçeklerin anlaşılmasını kısmen örtmek için böyle yazılmışlar. Bazı gerçekleri örtmek için. Onlar bir açıdan yarın için, birkaç yüz yıl veya bin yıl için uçuk görünen birer esasında projedir yani. Onlar bir açıdan geçmişte uygulanmış olanların tekrar gerçekleşmesini ummaktır. Ütopyalar bir açıdan korkunun, baskının, arada kalmışlığın farklı bir haykırışıdır. Onlar ütopya değildir esasında. Yani ütopya biz gene de hani uçuk kaçık değil. Projedir, siyaset felsefesidir, toplum felsefesidir, insan felsefesidir, iktisat felsefesidir, mimari fütürizmdir. Hepsinden önemlisi ütopyalar geleceğin gerçekleridir. Geleceğin kurgularıdır. Bu açıdan bir tür fütürizmdir. Bir kısmı gerçekleşmiştir. Bir kısmının gerçekleşmesi ise şu an istenmemektedir, umulmamaktadır. Çünkü o kadar da gerçekçi artık görülmemektedir. Demek istediğimiz arkadaşlar, ütopyalar kendi dönemlerinin esasında sadece üslubu farklı, tarzı farklı, geleceğe dönük bir takım fikirleri içeren bir tarzı var. Yoksa içi esasında bir tür siyaset felsefesi, toplum felsefesi, mimari proje vesaire. Şimdi bunlar ütopyaydı arkadaşlar. Bir de gelenin bu noktada gelecek dedik ya, ütopya geleceğe dönük bir bakıştır ama esas gelecekçilik nedir? Yani bir de fütürizm var. Fütürizm ütopyanın biraz daha marjinal bir boyutudur arkadaşlar. Fütürizmle ilgili ne kadar şey biliyorsunuz bilmiyorum ama
Futurizme dair size bugün çarpıcı bir takım bilgiler vereceğim. Kadercilik değil mi? Ütopyalardan no. Değil gelecekçilik. Mi? Ha, gelecekçilik tabii. Yok, gelecekçilik. Ama hocam ütopya, kadercilik hani işte kadercilik diyorlardı. Fatalizm mi? Ha, o fatalizm oluyor, doğru, tamam. Evet. Tıpkı ütopyalardan ütopiklik niteliğini çıkarsadığımız gibi fütüristik yaklaşımlardan da fütüristik niteliği belirleyerek felsefenin ütopiklik ve fütüristik niteliği gözler önüne serilebilir. Kavramsal olarak gelecekçilik anlamına geliyor futurizm. Başlangıç itibariyle İncil'in olacağını haber verdiği olayların henüz gerçekleşmediği inancını içeren ve topluma gelecekte gerçekleşen olaylara haber vermek amacıyla kullanılan teoloji bağlamı da içerikli bir kavramdır. Arkadaşlar özellikle Hristiyan eskatolojisi yani Hristiyanlığın alemin sonu ile ilgili, eskatoloji alemin sonu ve ölümden sonraki hayatla ilgili şeyler, ya, teolojik alan diyelim. Hristiyan eskatolojisinden doğan bir şeydir. Hristiyan eskatolojisinin gelecek kurguları çok fazladır. Neden? Çünkü işte İsa Mesih mesajını tamamlamadan insanlık için kendini feda etmiş, onların tabii Hristiyanların inancında. Sonra çarmıha gerilmiş, ertesi gün dirilmiş ve Tanrı'nın sağında, babanın sağında oturmakta ve vakti zamanı geldiğinde yeryüzüne gelip Tanrı krallığını ya da cennet krallığını ya da işte İsa krallığını, Mesih krallığını kuracak. Ama ne zaman? İşte bazıları işte 300. yıllarda demiş, bazıları 1000. yıllarda, milenyum. 1000. yıllarla ilgili bir sürü şey var. Yani ne diyelim ona, böyle ne diyorlar, kahinler var, bir sürü kahin, yani 1000. yılla ilgili, sonra olmamış, tutmamış, kıyamet kopmamış, İsa Mesih gelmemiş, tutmuşlar 1100, 1200, 1300, bir sürü tarih var. En sonunda 2000 yılında da dediler yani işte İsa Mesih gelecek, kıyamet kopacak falan filan, yine olmadı. İşte 2030 diyenler var, böyle çeşitli şeyler var arkadaşlar. Bu yaklaşım, bu futurist yaklaşım bu bakıştan geliyor. Kökü itibariyle buraya dayanıyor. Ancak sonraki dönemlerde sanayi devriminin de etkisiyle sanatın neredeyse her alanı, edebiyat, ahlak ve hatta siyasetle ve özellikle faşizmle ilgili bir kavram olarak futurizm karşımıza çıkıyor. Esasında futurizm olarak, tam bu bir sistem olarak, köken olarak İtalya'ya dayanıyor. İtalya'nın Avrupa ülkeleri karşısında yaşamış olduğu ekonomik durgunluktan kurtulmak için ileri sürülen bir şey olmuş, yani bir sistem olmuş. İtalya'nın geri kalmışlıktan endüstrileşme ve modernleşme ile kurtulabileceği inancı geliştirilmiş bu şekilde. Bu da geleceğin sanatını yapma iddiasını savunan futuristler adında bir grubun ortaya çıkmasına yol açmıştır. Futurizm ekonomik ve sosyolojik duruma paralel olarak eski değerleri yok edip yeni koşulları yücelten, gelenekselleşmiş tüm kurumlara, özellikle işte müzelere, akademilere, eski Roma'yı öven geleneksel kurumlara karşı bir başkaldırı hareketi olarak tebarüz etmiş. Bu açıdan futurizm endüstrileşme ile gelen teknoloji çağına geç giriş yapan İtalyanların ilerici sanat biçimleri arayışının bir ifadesi olarak tanımlanan merkezli anı olan bir endüstri sanatıdır denebilir. Yani bu endüstrileşmeyle beraber ortaya çıkmış. Önce sanatta çıkmış arkadaşlar. Sanatın çeşitli kollarında, edebiyatta, sanatta, resimde vesaire. İlk olarak futurizmin ortaya çıktığını, yani bunun manifestosunu sunan kişi arkadaşlar, İtalyan şair, oyun yazarı. Hocam dondunuz. Değerli katılımcılarım, sadece bende mi var bir sıkıntı? Bir dakika chat açayım, sizlerden de bir alabileyim. Sıkıntı. Ama hocam şu an dondu sanırım. Ben de dondum hiç. Tamam o zaman. Görüntü dondu. Hocam ses gelmiyor ben. Tamam, ben hemen hallediyorum. Ömer hocamız düştü. Değerli katılımcılarımız, bir dakika. Telefondan bağlanacak sanırım.
Küçük bir dakika size bekleteceğiz hocam. Hocam. Hocam evet doğru. Bu sefer düştünüz hocam. Hemen bir size kolosu vereyim mi? Ay tamam kolosu. Hocam sesimiz gelmiyor bu arada. Arkadaşlar Mardin'den bağlandık, hiçbir sorun yok. Yani Ankara'nın göbeğinde yaşadığımız soruna var. Bakın yani Göbeği 10. derken kattayız hocam yaşadığımız. neresi? Efendim? Neresi? Dedim Mardin'deyken internet sorunu yaşamadık. Ankara'nın göbeğinde yaşadığımız internet sorununa bak. Bir Ankara'nın göbeği başbakanımız derken öyle hocam onu demişti. sormuştum. Göbeği dediğimiz Çankaya. Tamam hocam. Burada soruya Yani uzak. yani şu açıdan söylüyorum bir saniye. Evet. Yani şeyler hep diyorlar ya işte %99,9 çekim gücü. İşte bir başbakanımız öyle demişti. Ya %99,9 çekim gücü diyorsun. Ben meclisin ortasında telefonla görüşemiyorum diyor. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Neyse arkadaşlar. Demek ki neymiş? Mardin'e şey yapmak lazım. Yani gitmek gerekiyormuş. Şimdi arkadaşlar en son ne dediğimi bilmiyorum. Marinetti'den bahsettim. Duydunuz mu? Marinetti'yi duymadınız mı? Hocam ondan bahsediyordunuz, Abo. dondunuz. Seste böyle bir patlayış. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Demek ki ben bir 5 dakika kendi kendime konuşmuşum yani. Evet. Şeyden bahsettik mi? İşte İtalya'da ortaya çıktığından söz ettik. Ondan bahsettik. İtalya'da çıktı. Geçmişe yönelik bir eleştiri, geçmiş sanatı, medeniyeti yıkmaya çalışan, sanayileşmeyle birlikte geleceğe bakan, daha önce sanatta, edebiyatta ortaya çıkmış bir akım. Fütürizm akımının öncüsü, yani bunu ilk olarak ortaya atan kişinin şey olduğu Tommaso, Filippo Tommaso Marinetti olduğu İtalyan şairi, oyun yazarı ve edebiyatçısı. Le Figaro gazetesinde 1909 yılında Le Futurisme adlı manifestosunu yayınlıyor. Bu manifestosunun temel prensipleri şu şekilde. Bunu biraz özetleyecek olursak, bu manifesto arkeologların, profesörlerin, eski sanat meraklılarının göklere çıkardıkları eski Grek ve Roma sanatı hayranlarına karşı bir protestodur. Bu anlayış modern yaşamı, onun hızını, makinenin modern hayata getirdiği hareketi yüceltmekte, hızın güzelliğini övmektedir. Bu anlayış coşkulu bir dille mekanik güçlerle donanmış dünyayı tercih ediyor. Geçmiş ile olan bağların koparılmasını savunuyor ve ancak bir sanayi ürünü olan çağın güzelliklerinin yakalanabileceğini ileri sürüyor. Tabii bu Vecher'de, Rus gazetesi Vecher'de yayınlanıyor ama acaba Marinetti midir bu işin ilk fikir babası yoksa işte Velimir Klebnikov bir günahkarın ayartması başlıklı deneysel öyküsünün bir kısmı işte bu Vesna dergisinin 9. sayısında yayınlanıyor. Bu tarihi akımın ünlü kuramcısı ve ozanı olan Crucioni'ye göre fütürizmin asıl doğuşu olarak görünüyor. Yani bu biraz şeyden önce. Fütürizmin Marinetti'den biraz önce. Bazıları Rusya'ya dayalı olduğu söyleniyor. Rus fütüristlerin tüm otoritelere toplumsal, etik, estetik görüşlere bir çırpıda son vermeye niyetlendikleri de bilinmektedir. Fütürizminin Klebnikov'a mı, Marinetti'ye mi dayanacağı tartışmasına Nietzsche'yi bile dahil edebiliriz. Hatta Sorel'i de dahil edebiliriz. Onların fikirlerinde de bir tür fütürizm görebiliriz. Özellikle geçmişi silip atmakla ilgili olarak. Tarihsel olarak fütürizm iki evreye ayrılıyor arkadaşlar. Birinci evre işte 1916 yılına kadar devam ediyor. İkinci evre, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Mussolini'nin faşist yönetimi sırasında Marinetti'nin akımı yeniden canlandırma çabasına varıyor. Birinci evre kübistlerle başlayan iletişimden kaynaklanan kavramsal ve teknik genişleme süreci olarak değerlendirilebilir. İlk evrede sanatçılar bildirgelerin ortaya koyduğu ilkeler doğrultusunda yeni bir resim dili geliştiriyorlar. Özellikle resim alanında çıkıyor.
Marinetti'nin ardından fütürizm sanatı sanat akımının resim alanda öncülerinin isimleri burada geçiyor arkadaşlar. Bunları söylemeye gerek yok. Yani resimde başlıyor. Akımın Rusya boyutuna bakıldığında Rus edebiyatında da önemli isimler çıkıyor karşımıza. Fütürizmin Türk edebiyatına da yansımaları var. Özellikle Nazım Hikmet'in hayat görüşü bakımından Rus komünizmi benimsediği, üslubunda komünist Rus şairlerin özellikle Vladimir Mayakovski'nin etkisi olduğu dile getirilmektedir. Dolayısıyla onun şiirlerinde de, Nazım Hikmet'in şiirlerinde de fütürist etkiler vardır arkadaşlar. Sinema alanında kendisini daha net bir şekilde gösteriyor. Burada Nazım Hikmet'in özellikle Makinalaşmak adlı şiiri fütürizm etkisi olarak net olarak görülüyor. Arkadaşlar fütürizm sinema alanında kendisini daha ziyade bilim kurgu nitelikli yapıtlarda gösteriyor. Bilim kurgu eserlerini biliyorsunuz, uzaylılar var, efendim söyleyeyim, imkansız icatlar var, ışık yolları, ışık savaşları var, işte değişik değişik insanlar var, uzay yolculukları var vesaire vesaire. Bununla ilgili çekilmiş filmleri biliyorsunuz ama bu alanda öncü olan filmler sizin pek de duyduğunuz filmler değil. Bunlardan ilki Mondo Baldoria. İkincisi A Drama in the Cabaret of the Futurist. Bu var. Ondan sonra yani bunlar bizim çok fazla duyduğumuz şeyler ama öncü, bilim kurgu alandaki öncü eserler, sinema filmleri. Daha sonraki dönemlerde o uzay yolu vesaire gibi, işte Terminator vesaire gibi şeyler falan çıkıyor. Onlar da işte futuristik etkisinde oluşmuş eserler olarak karşımıza çıkıyor. Fütürizmin temel tezlerine baktığımızda en başta ve dikkat çekici olarak İtalya'da Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına kadar işte resim, heykel, müzik, şiir, edebiyat, tiyatro, mimarlık, fotoğraf ve sinema gibi birçok farklı disiplin içerisinde etkisini göstermiş olan avantgard bir akım olduğu, öncü, yenilikçi bir akım olduğu söylenebilir. Akımın sanatçıları yaptıkları eserlere işledikleri şiddet ve hareket eğilimlerini kübizm akımının kullandığı teknikleri de içinde barındırarak yeni buluşlar ortaya koymaya çalışmışlardır. Fütürizm akımının en önemli özelliği geçmiş ve çağdaş sanat mirasını, kültürü ve moral değerleri reddetmektir. Geçmişi reddetmek bu önemli. Bunun bir adım ötesi olarak fütürizm, geleceğe duyduğu beklentisini veya yeni bir fikrin ortaya konulmasını militarist bir söylemle ifade etmektir. Bizim için önemli olan nokta budur arkadaşlar. Felsefe, bakın, fütürizm geçmişi reddediyor, geleceğe bir bakış var. Felsefe geçmişi tamamen reddetmez. Felsefe geçmişi sorgular, geleceğe yönelik yeni fikirler ileri sürer. İşte bizim fütürizmden faydalanacağımız nokta bu. Fütürizm biraz aşırı ama işe yarar. Felsefede yeni bakış açıları ortaya koymakta işe yarar. Teknoloji, dinamizm, bilim ve savaşın getirdiği her türlü yenilik fütürizm akımının temelinde yatan asıl fikir olarak düşünülebilir. Bu akım Mussolini faşizmine ilgi duyar arkadaşlar. Gerek Marinetti gerekse takipçileri Mussolini'ye duydukları hayranlıkları ifade etmişlerdir. Faşist bir çizgisi de bir boyutu da vardır bunun. Hız kavramı, güçlülük, büyüklük, yayılmak, emperyalizm vesaire bu düşüncenin temel fikirlerindendir. Hatta Nietzsche'nin, Bergson'un, Sorel'in fikirleri Mussolini faşizmi çıkartılıyor. Hatta onların sanatı olarak da değerlendiriliyor. Evet, yani geçmiş klasik sanatlara karşı olduklarına değindik. Futurist düşünce yapısının izleri günümüzde de hissedilebiliyor. Bilimsel ve sanatsal alandaki gelişmelerin giderek hızlandığı dönemde geleceğe yönelik yapılan çalışmalar ve bu araştırmalara yapılan büyük bütçeler yaşadığımız çağda büyük yeniliklerin gerçekleşmesine yol açmaktadır. Bu bağlamda 21. yüzyılın bilimsel ve teknolojik aydınlanmaları fütürizm ilkesinin etkisiyle özdeşleşmektedir diyebiliriz arkadaşlar. Bu yönüyle fütürizm sanattan, edebiyattan, siyasetten artık bilime yönelmiş, özellikle günümüzde fütüroloji olarak karşımıza bile çıkabilmektedir. Fütüroloji mevcut verilerden yola çıkarak insanlığın geleceği konusunda nelerin bilinebileceğini, bu bilgilerin arzulanan geleceklere ulaşmak için nasıl kullanılabileceğini keşfetmeye çalışan bir disiplin olmuş artık. Geleceğe yönelik tahminler ortaya koyan, geleceği anlamaya çalışan fütüroloji, kehanet ve falcılıktan da ayrılmaktadır.
Günümüzde bununla ilgili bazı kuruluşlar da vardır arkadaşlar. Gelecek bilimi dediğimiz şey. Bakın Ütopya'dan nereye geldik? Bakın Ütopya'dan geleceği bilmeye kadar geldik. Yani Ütopya'nın işte geleceğe yönelik siyasi, sosyal bir proje olduğunu söyledik. Fütürizmin geçmişi sorgulayan, eleştiren, reddeden yeni gelecek fikirleri, yeni ilerlemeye dönük bir akım olduğunu söyledik. Oradan gelecekçilik, bir fütürolojiye gitmeye başladık. Geleceği bilme ile ilgili konulara girmeye başladık. Şimdi arkadaşlar biz fütürizmin bu sert yönünü törpüleyerek veya biraz manipüle ederek onu görece daha az yansıdığı bir alana, yani nereye? Yeni felsefeye uygulama çabasındayız. Törpülenmiş yönü ama çarpıcı yanıyla fütürizm felsefede geçmişi sorgulama, ona bağımlı olmaktan kurtulma, gelecek için kurgular, tasarımlar, teoriler oluşturma, cesaret göstererek ve var olan sorunlara yeni bakış açıları ve çözümler getirme, öncü ve yenilikçi bir vizyon önerme noktasında önemli bir açılım sağlayabilir bizim için. İşte ben ütopyaların gelecek bakışlarının, fütürizmin de geçmişi reddedip geleceğe bakış açısının felsefede iyi bir yöntem olabileceğini, iyi bir felsefenin iyi bir niteliği olabileceğini ortaya koymaya çalıştım. Bu aşamada fütürizm felsefede yer alan ütopik ve distopik yaklaşımlarla mezcedilerek, iç içe geçirilerek, birleştirilerek ütopik fütüristik bir niteliğe dönüştürülüyor. Fütürizmde geçmiş ve bugüne değin gelen unsurların kötülenmesi, eleştirilmesi ve reddedilmesi, umut vadeden yeni buluşlarla geleceğe dair yeni planlamalar yapılması ütopyalarla büyük benzerlikler gösteriyor arkadaşlar. Distopyaların gelecek için kötü kurgularını büyük oranda bugünün iyi oluşuna ve yarının bugünü aratacağına dayalı olması ise onu fütüristik yaklaşımlardan uzaklaştırır gibi görünüyor. Sonuç ister olumlu ister olumsuz gelecekler kurgulama üzerinde olsun. Ütopik ve distopik tarz ile fütüristik tarz arasında önemli benzerlikler ve paralellikler var arkadaşlar. Bu iki tarzın yaklaşımından yararlanarak biz geleceğe yönelik yeni bakış açıları, yeni ufuklar, yeni teoriler kurgulayabilmenin imkanlarını artırabiliriz. Kimi zaman uçuk kaçık, ayakları yere basmayan, fantastik kurgular gibi görünecek olan ütopik fütüristik yaklaşım, esasında anın ve geleceğin yeni teorileri ve çözüm önerileri olmaya adaydır. Ütopyanın hayallerini, distopyaların uyarılarını ve fütürizmdeki mevcut teknoloji ve gücün kullanılmasıyla gelecekçilik yapma yönünü bir araya getirip bir niteliğe dönüştürerek felsefeye verebilirsek, felsefede yaşanan bunalımı atlatma, hatta ona büyük sıçramalar yaşatma imkanımız olabilecektir. Bu hayal gücümüzdür arkadaşlar. Hayal gücümüzün en uç sınırlara kadar gitmesi gerekir. Yeni felsefe tabii en son derste bunların hepsini bir araya getireceğiz. Sadece gelecekçilikle de olmaz. Ama gelecekçilik yeni felsefedeki o bütün niteliklere bir ilave olarak olması lazım. Biz bir fikir ileri sürdüğümüzde en nihayetinde tartışırız yeni bir teori ortaya koyduk ama en nihayetinde geleceğe yönelik bir bakış da sunmamız gerekiyor. Hatta çok uzak geleceklere de bir takım soru işaretleri aklatmamız gerekiyor. Öyleyse Jaspers'e atıfla şayet felsefe yolda olmak ise ütopiklik ve fütüristik nitelik bağlamında felsefe bir anlamda uçta olmak demektir. Arkadaşlar bu da bana aittir, onu da size söyleyeyim. Gerçi bu şeyde de geçiyor, Jaspers'te de geçiyor felsefe uçta olmaktır. Uçta olmak önde olmayı. Herkesin önünde. Kimsenin henüz keşfetmediği şeyleri, yerleri, görüntüleri vesaireyi görmeyi ve görebilmeyi istemek olarak ifade edilebilir. Bu da fikirde, düşüncede, üretmede uçta olmaya işaret eder. Çünkü filozof ve felsefe çığır açıcıdır, yol açıcıdır, rehberdir. Tüm ham engellerle ilk karşılaşan filozoftur. Büyük orduların az sayıdaki akıncı birlikleri gibi cesaret isteyen işlere girişir felsefeciler ve kendilerini diğerleri için feda eder. Aslında onların düşünceleri anlaşılmaz, ulaşılmaz ve gerçekleşmez değildir. Sadece öyle sanılırlar.
Uçta olmak şu andan kopmak da değildir. Sadece şu andan kopmuş gibi anlaşılmış olmaktır. Uçta olmak hayalperestlikle eşdeğer görülürse de hayalin yalan olmadığı, daha ziyade gerçekleşmiş olan ya da gerçekleşmemiş olanın farklı bir formu olduğu ama asla gerçekleşemez bir şey olmadığı unutulmamalıdır. Hayal yalan değildir arkadaşlar. Bakın yalan ayrıdır, hayal ayrıdır. Hayal gerçekleşme potansiyeli olan bir şeydir. Ve bir gerçekliğe dayanarak hayal ileri sürülür. Hiçbir gerçekliğe dayanmayan hayal söz konusu değil. Bütün hayaller bir gerçekliğe dayanır. Ama yalan ayrı bir şeydir. Geleceğe dönük hayal, ontolojik olarak var olmamış bir şey üzerine düşünmek olarak görülebilir. Ancak geçmiş ve gelecek arasında şu anda yer alan insan, geçmişin gerçekleşip gitmiş olması boyutu ve yönüyle temas halinde olduğu gibi geleceği kurgulayacak ve ona etki edebilecek potansiyele sahip olması bakımından gelecekle de temas halindedir. Hatta geleceği kurabilme ve belirleme noktasında insan en önemli faktörlerden biri olduğu için bu kurma ve belirleme yönüyle geleceği bilme hususunda da en avantajlı varlıklardan birisidir. İşte geldik geleceği bilme meselesine. Bakın arkadaşlar. Bilgi olarak düşündüğümüzde bizim geçmişle bir ilişkimiz var. Şu anda yaşamaktayız ve gelecekle de ilişkili olan bir boyutumuz var. Arkadaşlar gelecek elbette ki bu içinde yaşadığımız dünyanın fiziksel, biyolojik birçok boyutuyla Tanrı'nın kurguladığı yasalar çerçevesinde bir sistemle gerçekleşecek. Onu biz biliyoruz. Biz biliyoruz çünkü biz mesela ne zaman bundan 10 yıl sonra hangi saatte akşam olacağını biliyoruz. Astronomik verileri ortaya koyuyoruz. Hangi gün bayram olacağını biliyoruz. Hangi gün pazar gününe denk geleceğini biliyoruz değil mi? Kaç saat süreceğini biliyoruz. Gündeki kısalma uzamaları biliyoruz. Bir ağacın ne zaman yeşereceğini biliyoruz. Onun için tarım yapıyoruz. Onun için bir hayvanın ne zaman büyüyeceğini biliyoruz. Ne zaman yiyeceğini biliyoruz. Bakın biz evrendeki düzen, intizam, yasalar çerçevesinde gelecekte gerçekleşecek her şeyi biliyoruz. Bu %100 olmasa da %99 böyledir. %1 bir ihtimal vardır arkadaşlar. %1 ihtimal nedir? Tanrı müdahale eder. Kıyameti koparır. O ayrı. Ya da arada işte böyle bir virüs çıkar ortaya. Onu tahmin edemeyebiliriz. Ama o virüsün de ne zaman bitebileceğine dair yine biz bir gelecek bilgisine sahip oluyoruz. Ancak bunun dışında bir de bizim kurguladığımız bir gelecek vardır. Bilgisayarı tasarladık, cep telefonlarını tasarladık, programlar kurduk, film yaptık, efendim filmler yaptık, kitaplar yazdık. Bizim zihnimizdeki o hayal var ya, hayaller, bizim o planlarımız var ya, bizim o para kazanma arzularımız, o şirketleşme duygularımız var ya arkadaşlar. Veya daha fazla büyüme duygularımız var ya, işte o aslında geleceği kuran şeyler. Gelecek onlardan oluşuyor. Gelecek bir Tanrı'nın koymuş olduğu bir düzen var. O düzenle oluşuyor bir taraftan. Onu tahmin ediyoruz %99 oranında. Bir de bizim hayallerimizle oluşturduğumuz, buna eklediğimiz bir gelecek var. Dolayısıyla geleceği biz biliyoruz. Hatta geleceği biz belirliyoruz. Hatta biz kendimizin ne zaman öleceğine dair de tahminleri biliyoruz. Ama ihtimaller var. O bazı ihtimalleri bilemiyoruz. O kadarını da zaten bilmiş olsaydık o zaman Tanrı olurduk. O ayrı bir mesele. Ama bizim geleceğe yönelik bilgimiz az değil. Bunu bir rakama verecek olursak kabaca %85-90 oranında geleceği biliyoruz. Tanrı müdahale ederse o ayrı bir mevzu. İşte bu açıdan peki geleceğe dair bilgimizin temelinde ne var? İşte bizim bu futuristik, distopik hayallerimiz var. O hayallerimizle biz gerçekleştiriyoruz geleceği ve geleceği bırakın bilmeyi biz belirliyoruz, kuruyoruz. Yani. Bu bağlamda ontolojik açıdan insanın gelecek üzerine düşünmesi bir yana onu belirleme ve bilme imkanı da söz konusu oluyor. Diğer yandan eğer metafiziksel çerçevede geçmişin ve geleceğin bilgisine sahip olan bir tanrıdan söz edilebiliyorsa geçmiş ve gelecek vardır ve dolayısıyla da tanrı bunları biliyor. Yani tanrı varsa biliyor zaten.
Bu durumda geçmiş ve geleceğin varlığı insan içinde sabittir. Fakat insanın geleceği bilmesi, geçmişi bilmesine göre biraz daha kapalı gibi görünüyor. Bu da onun geleceği tam olarak bilmesi de en azından gelecek üzerine konuşmasına imkan veriyor. Ben bir kitapta biraz daha temkinli konuşmuşum. Çok sert konuşmadım. Size daha çok sert konuştum ama kitapta biraz daha temkinliyim. Neticede insan için geleceğe dair hayaller ve kurgular oluşturmak mümkündür. Ve insan bir şekilde geleceğe dair tahminler yürütmekte ve hayaller kurmaktadır. Bunlar da bugün için çok uçuk kaçık olabilir fakat zamanla gerçekleşecek olanların karşısında basit kurgular haline bile dönüşecektir. Felsefi yaklaşımlar ve bakışlar için mantıksız imkansızlıklar hariç olmak üzere imkansızlığı ifade eden sıfatlar kullanılmasından kaçınmamız gerekiyor arkadaşlar. Felsefe alanında şunu söylemek, ya bu imkansızdır falan demek yok. Bak, öyle cümleler kullanmak yok. Sadece mantıksal imkansızlık. Hatta bir felsefeci bunları da tartışır. Mantıken imkansız olan bir şey var mı? Bunu da tartışır. Hatta bakışların, yaklaşımların ve vizyonların çoğunlukla olabilenlerin ve olabileceklerin sayısını artırmaya dönük olması gerekir arkadaşlar. Ha evet. Biraz uçalım. Uçma paragrafı. İlerisi için tüm Ütopya adı altında anılan gelecek planlarına, fütürizmin marjinal ama ümit uyandıran yaklaşımlarına ve bakış açılarına ihtiyaç vardır arkadaşlar. Zira ütopyalar ve fütüristik yaklaşımların kimi korkutarak, kimi hayran bırakarak, kimi de uyararak iyi ve güzel için alternatifler sunar. Siyasette, yerel yönetimlerde, sanatta, mimaride, şehircilikte, sosyolojide, bilimlerde, kısaca birçok alanda ütopyalara ve fütüristik yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Ütopik ve fütüristik yaklaşımlar felsefenin hayata müdahale etme isteğinin öngörülü tarzlarıdır. Bunlar gereklidir. Çünkü bunlar hedef koyar arkadaşlar. Bitmek, tükenmek bilmeyen hırsımıza yeni şeyleri hatırlatır. Felsefenin en güçlü hayallerini ütopyalarda görebiliyorsak en çılgın ve en agresif teorilerini de fütüristik yaklaşımlarda bulabiliriz. Felsefenin yaşama varlığını sürdürme umudu ütopik ve fütüristik üretme gücünde olacaktır. Felsefenin geleceğe ait bu bakışı biterse onun hayalciliği, cesareti, kendisi ve diğer bütün bilimlerle ilişkisinde önde ve uçta olmaklığı biter arkadaşlar. Yani siz ütopiklik, fütüristik niteliğini bitirdiniz mi felsefe ölür yani. Hayalleri kalmaz felsefenin. Bu durumda felsefe üretemez. Çünkü onun umutları ve geleceği bitmiş olur. Umudu ve geleceği biten felsefenin geçmişte tarihe bakıp orada kalmaktan başka bir özelliği de bulunmaz. Bu durumda ne onu değiştirebilir ne de ona yön verebilir. Ütopya ve fütürizm felsefenin uzağa gören gözleridir. Hatta imkansızmışçasına hayalleridir. Gözlerini ve hayallerini kaybetmiş bir felsefe ölmüş demektir arkadaşlar. Yeni felsefe de felsefenin geleceğe bakan gözlerini yeniden açmasını ve ondan cesurca hayaller kurulmasını istemektedir. Yeni felsefe sizden cesurca hayaller istiyor arkadaşlar. Korkmayın, o hayaller gerçekleşmeye en aday olan fikirlerdir arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim.